Merhaba arkadaşlar. Yaklaşan Mayıs indirimlerinde ve daha sonraki indirimlerde kullanabileceğiniz premium uçaklardan sıradan değilse de işte arada seçerek böyle bu alınmaya değer mi değmez mi videolarından birine daha hoş geldiniz. Bu seferki uçağımız yine Amerikan aracında AT-6E Trump. Bu uçak almaya değer mi değmez mi? Şimdi bu soruyu cevaplarken genel olarak bir bilgi vereyim. Bir uçağın alınıp alınmaya değip değmeyeceği ya da normal ağaçtaysa da onu geliştirip geliştirmeye değip değmeyeceği iki parametreye bağlı. Birisi yani benim için tabii Arket modunu dediğim gibi ben kullanmadığım için onda bir şey diyecek konumda değilim. Onu o yüzden hep dışarıda bırakıyorum. Şimdi geriye gerçekçi muharebeler ve sim modu geliyor, kalıyor. Bunlarda uçağın performansları, mesela birinde rezalettir ama diğerinde efsanedir, alırsınız. İkisinde de iyidir, alırsınız. Ama ikisinde de böyle vasattır veya işte iyiye yakındır ama çok da almaya gerek yoktur. Yani benim şeyim, kriterlerim bunlar. Şimdi bunun biraz sonra bu uçağı bir de maçta da bir gerçekçi muharebeler maçında da göstereceğim size. Çünkü çok enteresan sonuçlar çıkabiliyor ortaya. Bu uçağı daha doğrusu herhangi bir uçağı alıp almayacağınıza karar vermeden önce ilk bakmanız gereken şey bir kere mühimmatlar. Şöyle bakalım zengin mi değil mi? Bunları ben yapmışım zaten. Burada kara define olmak için epey bir seçenek var. Hava hedefleri için de kullanılabiliyor ki dikkat ederseniz burada 9L var. Çok amaçlı yani ortaya karışık diyelim kullanılabiliyor. Bir kere 190 tane bir uçak mile to mile alıyorsa bu uçakla iş yaparsınız. Yani sim modunun için konuşuyorum özellikle. Sim modunda bu uçak iki tane üstü çok rahat götürür. Ama şöyle bir soru işareti çıkıyor. Bakalım bunun belgesi neymiş? Simülasyon için 10.3'müş. Tamam 10.3'ün zirve olduğu maçlar bulursunuz. Güzel. Bu uçağın kartına bakıyoruz. Bir yani 1055 kilometre bir maka bile ulaşmayan bir hıza sahip. Yani bu mesela A10'a göre çok iyi bir rakam. A10'un hızı 4, 500-600 kilometre yani o anlamda hızlı bir uçak. Ama taarruz uçağı olduğu için o BR'lerde mesela 10.3 olduğuna göre yani mesela bakayım nelerle karşılaşabilirsiniz rakip olarak. Yani ABD'de kendisinde de karşı oyuncu rakip olacak. Mesela adam FPC pek bir şey yok diyelim onu saymayalım. Ama mesela A10'a karşı üstün olacak. Hız anlamında konuşuyorum bu arada tabii. A10 kendi başına zaten efsane bir uçak. Almanya'ya gelelim bakalım Almanya'da ona maydanoz olabilecek kimse var mı? 10.3'lerde pek göremedim. Rusya'ya bakalım. Rusya'da işte 25K oh, işte bakın bu bu tabii neyse hız olarak incelediğimiz için ondan hızlı. Mesela Su-25'e birazcık geçecektir. İyi bir şey. Bu arada bunu şöyle düşünün. Bununla birlikte zaten Rusya'ya bakmamız anlamsız. Çünkü Amerika ile Rusya aynı maçta takım arkadaşı olamıyorlar. İşte İngiltere olabilir. Ya da olabilir diye böyle ahtamını kesmeyeyim de şuraya bakalım bir hemencecik. ABD oldu. Bakın tam bu uçağın kullanılacağı gün şu anda.
23 saat 54 dakikası kalmış bu odaların. Yani bir gün boyunca bu uçak buranın efendisi olacak. 9.7, 10.3 aralığında çıkıyorlar. Biz odaya girelim. Listeye girelim yani. Mesela ne demiş? Çevrene göre değişiklik var mı? Var. Daha geniş olanı buymuş. Yani en geniş olanı buymuş. Almanya, Japonya ve de İtalya. Yani miğfer devletleri bunlar sonuçta. Bunların haricindeki bütün bunlar sizin rakibiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ya rakip o değil mi? Hayır değil. Bunlarla aynı maça girdiğinizi düşünürsek bu uçaklarla sizin ondan eğer buradaki girenlerden hızlıysanız o üstlere sizin daha önce varma şansınız daha iyi. O anlamda bunlar sizin rakipleriniz. Düşmanlarınız demedim. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Rakipleriniz dedim. Dolayısıyla biz buradan çıkalım. Almanya olmayacak. Rusya da olmayacak. İngiltere'de şöyle hızlıca bakalım. İngiltere'de başınıza bela olabilecek kim var? Kimse yok. Geçtik. Japonya çıkmayacak karşınıza. Çin'de başınıza kim bela olur? ABC'nin öyle bir yükü yok bildiğim kadarıyla. Yani üstünkörü bakıyorum şöyle. Hızlı hızlı. İtalya olmayacak zaten. Fransa'da Mirage var. Ama BLS 11 olduğu için sizin başınıza bela olamayacak. Buradan işte 10-10.3 onları tek tek bakmak lazım. İsveç'te var mı? O sahapta olamıyor. İsrail'de kifir tabi olabiliyor. O da 10.3. Ama kifirin yükü neymiş ona bakalım. Kifirin elindeki Mighty Mouse'a 76 taneymiş. Bomba işte o da bir tane üst vurabilir yani. Ama kifir çıkarsa karşınıza işte yandınız. Çünkü onun hızı 2376 kilometre. Hani bir üst götürebiliyor ama o üssü sizden önce o kesinlikle o götürecek demektir. Çünkü sizden iki kat daha hızlı. Evet şimdi şey anlamında baktık. Ama sim modunda bu Mighty Mouse'lar ile bu uçak bir kere kesinlikle güzelce iş görür. Artı gerçekçi muharebelerde de zaten bunu yapacaksınız. Uçak ile Mighty Mouse'ları tam yüklediğinizde şey alabiliyor musunuz bakalım? Alamıyorsunuz. Çünkü bütün slotları doldurmuş oluyorsunuz. Bakın bunu yaparsanız yani bunu sim modunda yapın tabii. Bu uçak tam yüklü. Tabii bu da onu güzelce ağırlaştırıyor. 4 ton kadar arttırıyor şeysini. Hızını da 80 kilometre kadar düşürüyor ama önemli değil o kadar. Bunu sim modu için bu yükü önerebilirim ama gerçekçi muharebelerde bu uçağa bu A9D'yi takmak lazım. Çünkü 9D, 9L her yönden olan bir şey. Yani bakın bu uçakla şey yaparsınız. Gerçekçi muharebelerde de gidersiniz. 4 tane 9D ile avlanırsınız. Ama hatırladığım kadarıyla bu uçağın bir kanat kırma problemi var. Yani çok sert dönüşler yaparsanız kanadınız elinizde kalıyor. Dolayısıyla avcı uçak değil yani bu. Ama 9Y'ler güzel şeyler, füzeler, gülümsüz füzeler. 9Y'ye bir şey demiyorum bile. Ama mesela bunları karıştırarak şey yapabilir misiniz? Ya da ne kadar yapabilirsiniz? Muhtemelen buraya Mighty Mouse bakalım alabiliyor muymuş böyle? Karşı tedbirler. Böyle bir aldık. Neredeler? Heh, buradalar. 9L'leri de buraya aldık. Şuraya da bomba koyacaksınız. Mecburen. Şöyle bir
varyasyon yapabilirsiniz. Bunu sim modunda da kullanabilirsiniz. İkili yaptığımız için 57-57 114 yapar. 114 taneyle ne yaparsınız? Gidersiniz. Bir üssü götürürsünüz. İkinci bir üsse de onu da götürürsünüz muhtemelen. Çünkü bombanız da olacak. Ve de 9 deniz var. Yani bu gerçekçi muharebelerde de güzel bir şey. Hızımız da sadece 30 kilometre düştü. Yani şöyle büyükle de iş yapabilirsiniz. Bunu seçeyim bakayım. Şimdi bundan sonraki laflarımızı oyun içinde göstereyim. İşte bir daha önceden oynanmış bir oyun var. Onun üzerinde anlatacağım size. Yani o şimdi göreceğiniz oyunu canlı değil. Kaydetmiştim oyunu. Ben o oyunu size anlatacağım. Bu oyunu anlatmayacağım tabii. Uçağı anlatacağım. Yani burada izlediğiniz önemli olan şey uçağın ne yaptığını gösteren bir örnek video olması. Evet, şimdi uçağı iş başında gerçekçi muharebelerde izleyeceğiz. Afterburner'ımız yok biliyorsunuz. O yüzden 20 dakikalık yakıt genelde yeterli oluyor. Görüyorsunuz uçağın sadece uyarı radarı var. Kendi radarı yok. Bu işte füzesi de ısı güdümlü olduğu için zaten o füzenin radara ihtiyacı yok ama işte sim modunda bu kötü bir durum. Çünkü sim modunda rakibinizi göremiyorsunuz. Ama bir yandan da iyi ciyak ciyak bağırmıyorsunuz. Yani radarı kapatayım da beni görmesinler derdiniz yok. Uyarı radarı da zaten burnunuzun diplerine bir uçak gelmediği sürece çalışmaz. Ya da stop eden bir şey. Dolayısıyla çok büyük bir sıkıntı değil. Şimdi görüyorsunuz rakiplerimizin çoğu afterburner'lı jetler. Onlar iyi kötü bir muhtemelen de kendilerine bomba yükü dalmışlardır. Şimdi gerçekçi muharebelerde uçağımız elimizde sadece koruma amaçlı olarak aldığım bir tane 9D var. Geri kalan 6000 libre bomba. Yani bizim hedefimiz üs vurmak. Çünkü üs vurduğunuzda gerçekçi muharebede olsa, sim modda olsa size bayağı bir getirisi oluyor. Yani burada amacımız avlanmak değil, avcılık yapmak da değil. Dediğim gibi zaten kanatları çok böyle sert dönüşler uygun olmayan bir uçak bu. Rakiplerin çoğu dediğim gibi avcı olduğu için vardır illa ki bombacılar ama bize de bir şey kadar diye umuyoruz. Şimdi ben böyle varilerin arasından suya sabuna dokunmadan gidiyorum. Benimle birlikte aşağı yukarı aynı şeyi yapan birisi burnumuzun dibinde ses hızını geçti bu arada. Onun patlamasıydı o ses. Bakın sol üstte de cesur bir arkadaş F8 bizim takım arkadaşı ve F4'e çizgisini bıraka bıraka gidiyor. Bu BR'lerde umarım 23 ML gelmez karşılarına. Çünkü 10.3'üz biz. 10.3 de demek baktığımızda da bir Jaguar uçuyor. Eğer MiG ML 23 varsa onları kekik gibi avlar. Zaten kendilerini gösteriyorlar şu an için çizgileriyle. Ama muhtemelen onunla karşılaşmıyorlar bu uçaklar. Zaten benim bu 6 tırım için büyük haksızlık olur MiG-20 MR ile karşılaşması. Ama tabii 11.3'leri görebilir. Yani eğer biz mücadele eden uçaklar içerisinde BR'si en düşük kalan olduysak 11.3'ü göreceğiz. Bu da MR'yi göreceğiz anlamına gelir.
İşte o yüzden de gördüğünüz gibi böyle radarlara yakalanmayayım diye alttan alttan gidiyorum. Şimdi bu uçağı almalı mısınız? Anahtar soru bu. Yani bu videonun çekilme amacı olan şey bu. Bu uçağı almanızı tavsiye etmiyorum. Şöyle tavsiye etmiyorum. Şu anlamda etmiyorum yani. Eğer bir uçağa para harcayabilecek durumdaysanız bu uçağı almayın yani. Bundan çok daha iyi F-4S var bu ağaçta. Yani Amerikan ağacı için konuşuyorum bu arada. Şu an konumuz Amerikan ağacı. Diğer ağaçlarla ilgili bir şey söylemiyorum yani. Yani alın ya da almayın lafı bu ülkeyi bağlıyor. Bu ülkede F-4S varken bu uçağa para verilmez. Ha ama paranız bol. Merak ediyorsunuz. Ya bu uçağı da alsam mı? Nasıl para derdim yok. Bana keyif verir mi diye düşündüğünüz bir konumdasınız, o zaman alın. Yani bu uçak iş yapacak bir uçak. Ama yani sıralamada ortalarda gelir alma sıralamalarında. Yani bundan önce alınacak uçaklar var. Dolayısıyla genelde insanlar anca bir tane iki tane uçak alabildiklerini düşünürsek, burada bir tane iki tane ülke için belki, yani bu uçağı alınmaya değer mi sorusu olumsuz çıkıyor. Almayın şeklinde. Şimdi bütün videonun en önemli lafını ettikten sonra bu uçak neler yapmış ona bakalım. Ya da neler yapacak, yapabilecek ona bakalım. Kendi gözümüze görün. Şimdi yapacaklarını gördüğünüzde şunu söyleyeyim. Yani biraz bal gerekiyor. Çünkü her ne kadar böyle sağa sola sakına sakına gitsek de yani karşı takım eğer iyi çıkarsa, bu adam da benim takım arkadaşı düğünden ayrılmıyor. Böyle artistik yaparken sana bir o önümüzden bir bot mu geçti, bana mı öyle geldi? Kırmızı gibi. Umarım bot. Evet, bot. O 950'leri keşke ben bunu atsaymışım bak şimdi. O botları görünce. Ama tabii niye atmadım onu da söyleyeyim. Şimdi hedefe ne kadar yakınım görüyorsun. Şimdi onlara uğraşmaya kalkmak demek birilerine yem olmak için fırsat tanımak anlamına geliyor. O yüzden gerek yok buna. Hazır üstlerde pert edilmemişken daha biz gidelim üst vuralım. Hani görüyorsunuz ortalık sakin benim için. Etrafta pek fazla kimse yok. Şimdi üste yaklaştığım için birazcık şey yapmaya yükselmem lazım. Hedefi bakın orada su 22 var. Hedefi içeriden bulmak bana daha rahat geliyor. O yüzden buraya iş bölümüne geçtim. Hızım 900 kilometre ve artıyor görüyorsunuz. O su 22'nin beni görmemiş olma ihtimali yok. Bak bak. Evet, bombaları bıraktık. O su 22'nin peşine gidelim bakalım. Evet, şeyimizi 9L'mizi de kullandık ama 9L nereye gidiyor o nerede? Saçma sapan bir durum hasıl oldu. Bu uçakta şey de yok. Bak, silah takabiliyorsunuz da ben takacak yer bulamadığım için takmamışım. Şimdi bakın bir üstü götürdük. Yaptığımız tek şey bu. Başka hiçbir şey yapmadık. Sizi ben bu spor tablosuyla bırakayım. Ne elde etmiş o bir üstü yok etmekte kendi gözünüzde görün. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.